Her çarşamba olduğu gibi Tarım Analiz programından merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta hububat ve bakliyat tarafındaki üretim politikalarını biraz ele alacağız. Hazır hasat dönemi de başladı. Rekoltede son beklentiler ne durumda? Verim, kalitede öngörüler nasıl? Alım fiyatları açıklandı. Çiftçilerin beklentisi ne kadar karşılandı? Ve bundan sonraki döneme dair öngörüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kiminle? Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi isterseniz biraz sıcak gündemden başlayalım. Hazır buğday hasadı başladı. İşte Hatay'da, Antep'te, Adana'da kısmen devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Konya'da, farklı şehirlerde de başlayacak. Yaklaşık bundan bir buçuk ay önceki açıklamalarda sektör paydaşlarının bu sene rekoltenin geçen yıla oranla 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda olacağı, her ne kadar işte gübre fiyatlarındaki girdilerdeki artıştan dolayı çiftçinin taban gübresi kullanmadığı için veriminde bir düşüş beklentisi varken, yağışların iyi gitmesiyle beraber o kaybın kapanacağı yönünde açıklamalar vardı ki 20-21 milyon tonluk da bir rekolte bekleniyordu. Ama son bir ayda özellikle İç Anadolu başta olmak üzere yağışlarda, özellikle bahar, Mayıs dönemindeki yağışlar olmadı. Şimdi dün, yanlış hatırlamıyorsam dün ya da ondan önceki gündü, Konya Ziraat Mühendisliği Odası Başkanı Profesör Doktor Süleyman Soylu'nun açıklaması var. Kış yağışlarımız çok iyiydi ama beklediğimiz bu dönemlerde yağışlar olmadı. 2,5 milyon tonluk bir rekolte beklentimiz vardı Konya civarı için, söylüyor bunu. Ama Mayıs ve Haziran yağışları alamadığımız için %25'lik bir düşüş bekliyoruz diye. Şimdi son 2-3 gündür de Aksaray olsun, Çankırı olsun, Ankara olsun, o bölgede ciddi dolu yağışlar var. Birçok üründe hasar olduğu dile getiriliyor ama ben biraz da sizden duymak istiyorum. Çünkü farklı bölgelerde üreticilerle de dirsek temasındasınız, görüşüyorsunuz. Bu yıl beklenti ne yönde rekolte tarafında? Şimdi buğdayla ilgili sizin de belirttiğiniz gibi Konya bölgesi Temmuz ayında çıkar. O bir aylık gecikme. Biraz daha gecikme. Tabii bu gecikmeden dolayı oradaki Sayın Değerli Başkan size bilgileri aktarmış. Çünkü bu tarım üstü açık bir mücbir sebeplere bağlı bir üretim. Yani bunu tarlaya ektiğiniz andan itibaren hasat edilinceye kadar her an iklim riskleri vardır. Onun için biz bizim çiftçilerle karşılıklı görüşmelerimiz neticesinde aldığımız bilgiler, tabii Güneydoğu Anadolu bölgesi Haziran ayında çıkmaya başlayacak. Yani şurada Haziran'ın içindeyiz ama birkaç gün daha sonrası çıkacak. Oradan aldığımız bilgiler, ekim alanlarında daralma var ama verimlilikte artış olduğu için geçtiğimiz yıla göre çok bir kayıp olmayacağını söylüyor. Yani yağışlar orada beklenen seviyelerde orada olmuş. Herhangi bir problem olmadığı bize ifade ediliyor. Şimdi Konya'dan aldığımız bilgi ama belki şu geçecek olan bir buçuk ay içerisinde, çünkü kışın kar bir yorgan örtüsü gibi örttü ve ürünün çıkması için iyi bir zemin, bir ortam hazırlanmıştı. İnanıyorum ki tabii ki son 10 yıla baktığınız zaman 20 milyon tonlar civarında Türkiye üretiyor görünse de, benim özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Mesela ben dünyada, ki sadece Türkiye değil, çünkü Türkiye'deki herhangi bir ve herhangi bir ülkede bir üründe eksik olduğu zaman tabii ki dünyadan bazı üretim bölgelerinden alınıyor ki fiyat iç piyasada bir yere gelsin ya da çok yüksek fiyatlara çıkmasın diye. 736 milyon ton dünyada buğday üretimi var. Geçen seneyle baktığımız zaman 736 milyon tondan 762 milyon tonlara çıktı. Yani dünyada buğday üretiminde çok ciddi bir artış söz konusu. Onun altını çizebilirim. Bu da son 30 Mayıs'ta Uluslararası Hububat Konseyi'nin açıkladığı bir rakamdır. Çünkü 2019-2020 öngörüsü bu miktarda çıkacağı söyleniyor. Onun için ama baktığınız zaman bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 276 milyon tonda devir stoğu olacağı söyleniyor. Yani dünyada üretim rakamları verilirken aynı zamanda tüketim ve devir stoklarından bahsediliyor. Demin ifade ettik, üstü açık bir alanda ekim yapıyorsunuz. Her türlü mücbir sebeplerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için biz istiyoruz ki, ülkemiz 20 milyon ton üretiyor. 18-19 milyon ton ihtiyacı mı var? Biz 30 milyon ton üretmenin yollarını aramalıyız. Bunu konuşmalıyız. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü ben de o soruyu size soracaktım birkaç şey sonra ama madem konu açıldı. Şimdi hep şu tartışma vardır. Dediğiniz gibi 20-21 milyon ton, bazı bundan 3-4 sene önce bir rekor kırdı, 22 milyon tonlara yaklaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kendi kendimize yetiyoruz. Ama bir taraftan da hep bir buğdayda ithalat tartışması vardır ve sektörün de genel cevabı şudur. Evet, biz buğday ithal ediyoruz ama
DİR kapsamında dahil de işleme rejimi kapsamında 5-6 milyon ton dönemde değişmekle alıyoruz. Birlikte Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Buğdayı işliyoruz, çoğunlukla un olarak da ihraç ediyoruz. Önemli de bir ihracat kalemi şu anda. Ben de hep şu soruyu soruyorum. Madem biz bunu ihraç edecek bir katma değerli üretim yapıyoruz, niye 20-21 milyon tonluk üretimimizi 25-26 milyon tona çıkartamıyoruz? Ya da bir diğer tartışma konusu, efendim işte ithal ettiğimiz ürünün buğdayın kalitesi daha yüksek. Peki Anadolu toprakları, buğdayın çıktığı bu alanlarda biz niye verim ve kaliteyi hala istenilen seviyeye çıkartamadık? Mutlaka çalışmalar yapılıyor ama yani demek ki daha hala açığımız var. Biz bu dövizi yabancı çiftçiye kazandırmak yerine niye kendi çiftçimize kazandıramıyoruz? Niye katma değeri bu ülkede yaratıp kendi buğdayımızla yurt dışına ihraç edemiyoruz? Evet, yani buna şöyle cevap vereyim. Tabii ki ekim alanları demin söyledim daralıyor ama baktığınız zaman 1990 yılında 200 dekar başına alınan verilik 212 kilogramdan 274 kilograma çıkmış. Bu son derece sevindirici. Yani %29'luk bir artış sağlamışız. Ama baktığınız zaman Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması 540 kilogram. Yani siz 274 kilogram üretirken dekar başına Avrupa Birliği. Şimdi burada Avrupa ile aramızdaki bir maliyet farkını düşünebiliyor musunuz? Siz ürettiğiniz, fazla üretim yaparsanız maliyetiniz iner. Ben buna şöyle cevap vermek isterim. 1990 yılında Rusya'da, Ukrayna'da, Kazakistan'da bu bölgede, bu bölgedeki ülkeler buğday ithal etmek zorundaydı. Şimdi bu ülkeler, başta Rusya, İhracat şu an Amerika'yı geçti, dünyada birinci sırada. Özellikle Karadeniz'deki bu üç ülke 90'lı yılda ithal ederken bugün ihracat eden ülke durumuna girmiş. Ne halbuki yapmışlar biz, Mehmet Bey? Yani bizden farklı ne yapmışlar da önce, rüzgar tersine önce dönmüş. Ekim alanlarını genişletmişler. Biz de bunu yapabiliriz. Sonuçta biz de bunu yapabiliriz. Nadas'ta kullandığımız, aradığımız fazla. İkincisi bizim ekim alanlarımız. Mesela geçen sene Güneydoğu'daki çiftçilerimiz buğday yerine pamuk ekti. Ha, ülkemizde pamuğa ihtiyaç yok mu? Tabii ki var. Ama biz hani havza bazlı model deniliyor ya. Doğru. İşte onu biraz genişleterek havza bazlı modelde bunu şöyle genişletmek lazım. Güneydoğu'da buğday mı? Konya'da buğday mı ekiliyor? Ki Konya'nın bana göre 2,5 milyon ton değil. 5 milyon ton, iki katı kadar potansiyel var. Kesinlikle. Konya'da. Katılıyorum. Şimdi ama işte buradaki siz o bölgelerde o ürünler oluyor ise bunu fasulyeyi, nohutu da katarak, ay çekirdeğini de katarak söyleyebiliriz. O bölgede ne yapacaksınız? Buğday ekeceksiniz. Eğer bakın şimdi bir Hollanda örneğini veriyorlar değil mi? Yani Konya'dan, Konya deyince aklıma geldi. %7 yüz ölçümü fazla. Örnek vermek istiyorum. Nüfusu da 17 milyon. Peki Konya bugün dünyada sebze, süs bitkilerinde dünyada birinci sırada. İkinci süt ürünlerinde, süt ve süt ürünleri dünyada ikinci sırada. Et, sıvı ve katı yağda, ihracatta dünyada üçüncü sırada. 101 milyar dolar 2018 yılı ihracat rakamı var. Konya Amerika'dan sonra kadar, ikinci en büyük tarımsal ihracatçı. Konya kadar nüfusu var. Eğer bunlar yapıyor ise biz niye yapmayalım? Ama birinci sırada Ar-Ge çalışması yapmış. İkinci sırada desteğini ne kadar verebiliyor? Öyle yıllık destek falan değil. 7 yıllık destek veriyor ve verdiği paranın hesabını soruyor. Diyor ki 7 sene sonra ben sana bu desteği verdim. İlk seneden itibaren bu üretime verdiğim desteği sen ne yaptın, ne ürettin diye görmek istiyor. Yani bizim yapmadığımız etki analizini de yapıyor destekler. Tabii efendim, yani etki, siz burada ne yapıyorsunuz? Üretime destek için prim veriyorsunuz ya da destek veriyorsunuz. Bu kadar destek verildi. Nerede bu? Bunun denetimini yapacaksınız. Onun için özellikle bu havza bazlı modeli geliştirilmek için söylüyorum. O bölgelerde desteğimizi vereceğiz ama denetlemesini de yapacağız. Onun için ben şuna inanıyorum. Türkiye gen merkezi olan bir ülke. Bizim atalarımız yüzyıllardır ekim yapmış. Buğday başta olmak üzere arpasını, yulafını, nohutunu, fasulyesini, mercimeğini. Bizde bir potansiyel var. Hala çiftçimiz azalsa, ekili alanlar azalsa da, işte tarım amacı kullanılsa da, erozyonla biraz yok olsa da hala bu potansiyel var. Ben buna inanıyorum. O kadar zenginiz ki aslında. 45 senelik tecrübemle söylüyorum. Biz bugün ürettiğimizin, yani kendi kendimize yeterlik derecesinde üretiriz. O miktarı elde ederiz. Aynı zamanda ihracat yaparız. 1990 yılında bakliyatta 750 bin ton biz ihracat yapmışız. Ama 2 milyon 20 bin ton üretmişiz. Şimdiki ihracatımız 438 bin ton. Üretimimiz ne kadar? Üretimimiz düşmüş yarı yarıya.
%39 düşmüş. O zaman ne yapmamız lazım? Bakın biz o dönemde 1990 yılında biz üretip ihraç edebiliyorsak bugün yine üretebiliriz. Ki bugünün teknolojisi, Ar-Ge'si, inovasyonu işine kattığımız zaman çok daha yani fazla potansiyel var. Bunların içinde bakın dekar başına alınan verimlilik buğdayda %29 ama size en çarpıcı bir örnek daha söyleyeyim. Çeltik'teki bizim üretim artışımız, bu bir örnek olarak söylüyorum. Hı hı. Ben 1990'la size 2018'in kıyaslamasını vereceğim. 530 bin dekardan 1 milyon 200 bin dekara çıkmışız. Yani %127 artmışız. Neden? Ekim alanında. Peki üretimde ne yapmışız? Üretimde de 230 bin tondan 940 bin tona çıkmışız. Ne yapmışız? %309. Peki dekar başına alınan verimlilikte ne kadar artmış? %80 artmış. Niye çeltik örnek veriyorum? Yani 434 kilolardan 800 kilolara kadar çıkmışsınız. 90 yılında siz Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yani yarısına yakınını ithal ediyordunuz. Hatta yarısından fazlasını ithal ettiğiniz dönem oldu. Şimdi bu oran 1/4'e kadar düştü. Yani yine pirinç ihtiyacımız var ama ivmeyi görüyor musunuz 90'dan bu yana? Buğday mı? İşte buğdayı da aynı yaparsınız. Fasulye mi? Fasulyeyi de aynı yaparsınız. Baktığımız zaman ülkemizde bizi sevindiren en önemli konu, yani dekar arayazı alanı azalıyor. Çiftçimiz, üreticimiz azalıyor. Evet. Ama en sevindirici ne biliyor musunuz? Kırmızı mercimekle nohutta şu an dekar başına alınan verimlilik 90'la bu sene arasında kıyasladığınız zaman %30'a yakın artmış. Yani bizi sevindiren bu. Ya mesela nohutta da ilginç bir gelişme. O örneği verdiğiniz için oradan devam edelim istiyorum. Genelde bakliyatta biz hep son yıllarda ithalatı çok konuşuyorduk. Fasulyeden işte Kanada'dan şuradan buradan alıyoruz. Niye biz bunları eski dönemdeki gibi ihracatçıyken ithalatçı konuma düştük diye ama son iki yıldır mesela nohutta özellikle bu sene ihracatı konuşur hale geldik. Ne kadar güzel, demek ki bir şeyler yapılsa oluyor. Yani desteklemeler yerinde ve zamanında çiftçiye ulaşıyorsa tercihini çiftçi bazen işte nohut tarafında kullanabiliyor. Ama tabii bu dengeyi de iyi sağlamak lazım. Ama, hani bir tarafı yaparken bir tarafı da bozmamak ama lazım. Ama burada çiftçi diyor ki beni tercihime bırakma diyor. Evet. Çiftçinin talebi şu. Beni diyor yönlendir. Hangi yönde yönlendir? Beni diyor daha çok verim alabileceğim tohum açısından. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Bu açıdan. Beni yönlendirmen gerekiyordu. Benim sorunlarımı çözmen gerekiyordu. Benim para kazanmam gerekiyordu. Çünkü bizim çiftçinin refah seviyesini yukarı çıkarırsanız çiftçi toprağıyla barışır. Çünkü topraktan kaçtı çiftçimiz. Özellikle son 1994'ten sonra. Niye 94 diyoruz? Orası bir kırılma noktası değil mi? O bir kırılma noktasıdır. Çünkü 5 Nisan kararlarında tasarruf tedbirleri altında toprak mahsulleri ofisi o dönem, şimdi oraya getirmek istiyorum sizin sorunuza. Hı hı. O dönem ürün prim desteğini bir tarafa bıraktı. Aynı zamanda kooperatifçilik de o dönemden itibaren destek olmadı ve yavaş yavaş kooperatifçilik azaldı. Yani Dünya Bankası ve IMF politikalarının en çok zararı çok belki doğru. De gördüğümüz dönemlerden çünkü bahsediyoruz. Çünkü neydi? IMF'nin politikası neydi? Sen ekme, ben sana para vereyim. Nedir bunun açıkçası? O üretim alanlarına sadece o tarlaya gitti destek verdi. Üretime destek verilmedi. Türkiye işte o andan itibaren başladı. Şimdi nohut dediniz. Hı hı. Nohut da demin ifade ettim. %26 civarında dekar başına alınan verimlilikte 90'dan bugüne bir artış olmuş. Demek ki var. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. 1990 yılında Türkiye 860 bin ton nohut üreterek Hindistan'dan sonra dünyada ikinci sıradaydı. Ve ihracat konusunda da biz nohut da çok ve kırmızı mercimekte özellikle mercimek çeşitlerinde dünyada çok önemli bir ihracat potansiyeli. Birinci sıradaydı. Bunu altını çizerek ifade ediyorum. Şimdi 2016-2017 sizlerle konuştuk. Dünya nohut fiyatları %80, Türkiye'de %45 arttı. Peki ne oldu? 2018'de Türkiye 630 bin ton nohut üretti. Ama orada toprak mahsulleri ofisinin hakkını yemek lazım. Çıktı dedi ki ben nohut alacağım. Peşinden dedi ki ben yeşil mercimek de alacağım. Ve bu çiftçiyi destekleyerek bu sene oldu. Bu sene de bakın kırmızı mercimekte de bir fiyat verdi. Daha henüz tarlada yeni çıkmaya başladı biliyorsunuz. Nohut üretimi arttı. Ve ne oldu nohut üretimi artınca? Geçen senenin yani 2018 fiyatlarının yarı yarıya altına inmiş oldu. Demek ki bir ürünü artırırsanız üretimini bir fiyatlar düşüyor. İki yani tüketici kazanıyor. Üretici de kazanıyor. Çünkü fazla üretmiş. Aynı şekilde bizim bakın kuru fasulyede de %111'lik dekar başına alınan verimlilikti. Belki ikide bir ben niye dekar başına alınan verimlilik diyorum. Bizim bir artımız bu. Dekar başına alınan verimlilikte ciddi bizim artışımız var.
Ülkemizde 260 bin tonların üzerine 1990 yılında yeşil mercimek üretirken bu rakamlar 40 bin tonlara, 48 bin tonlara indi. Hatta bilirsiniz, yani her defasında söylüyorum, yeşil mercimeklerin 1980'li yılların sonlarında yeşil mercimekle ilgili rahmetli Ayşe Baysal hanımefendi hep söylüyor. Kamu spotları. Evet, yani kamu spotları yapılırdı ve tüketimin artması için elde o kadar çok ürün vardı ki yayınlar yapılırdı. Şu an yeşil mercimekte bile %62 bir dekar başına alınan verimlilik var. Ve yeşil mercimekte evet %62. Yeşil mercimek geçen sene 2017-2018 arasına baktığınız zaman %30 civarında artış oldu. Yani yeşil mercimekte de iyiye doğru gidiyoruz. Önemli olan burada bizim 1982'den 84'lerden itibaren 94 yılına kadar olan bu politika ile geliştirilmiş olan bakliyatta, nohutta, fasulyede, buğdayda, arpada, yulaftaki şekli. Bugün bu Türkiye bunu yapabilecek güçte. Orada peki bir araya gireyim. Şimdi bakliyattan da gidiyoruz, tekrar hububata döneyim. Burada fiyatlar çok önemli. Sonuçta çiftçinin üretim kararını almasında, bu iş içinde devam etmesinde. Çünkü ekilen araziler azalıyor diyoruz. Çiftçi sayısında azalma var diyoruz. Çünkü burada bir fiyat dengesi olması lazım. Çiftçinin maliyetini karşılayacak, üzerine kar edebileceği bir fiyatta ürünü satması lazım ki bu ürünü ekmeye, dikmeye devam etsin. Şimdi bu sene ilk defa hububat alım fiyatları hasat öncesi açıklandı. Biraz ezberler bozuldu. Baktığımız zaman da mesela işte ekmeklik buğdayda, kırmızı beyaz sert ekmeklik buğdayda geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlarda %29'luk bir artış var. Evet. Alım fiyatında. Makarnalık buğdayda %32, arpada yine %33. Şimdi enflasyona göre karşılaştırdığımızda alım fiyatları enflasyonun üzerinde. Bu güzel, olumlu bir şey. Evet. Ama bir de fotoğrafa diğer taraftan bakarsak, aynı dönemde son bir yılda bu ürünlerin üretim maliyetleri %50-55 oranında arttı. Açıklamalar bu yönde. Şimdi ona göre de altta bir fiyat açıklandı. Çiftçi, buğday başta olmak üzere, bu sene beklentilerini karşılayacak mı sizce fiyatlarda? Hani bunu biraz çeşitlendirerek soruyorum. Tabii, çünkü tabii. Bu önümüzdeki döneme dair ekim desenimizi, üretim rekoltemizi de etkileyecek bir süreç. Şimdi devletin alım yapması, özellikle toprak mahsulü hobisinin girişimde bulunması çiftçi açısından çok önemli. Neden? Çiftçi bir alımla ilgili, yani ben ürünümü satabilirim diye TMO'yu garanti görüyor. Bu son derece önemli. İkinci önemli konu, hasat döneminden önce dediniz. Bu da yapılan iyi bir adım. Ama ben, bu hasat dönemi de değil. Ürün tarlaya daha ekilmeden önce, tohum atmadan önce, demin dedik ya 7 sene Hollanda destek ve prim desteği açıklıyorsa, biz üretim öncesi bunu açıklamamızda fayda var. Ve çiftçimizi bu yönde yönlendirmemiz. Çiftçi şunu istiyor bir de. Diyor ki, benim maliyetlerim, siz %29 verdiniz ama diyor. Benim maliyetlerim aşağı inmesi için ya da bu maliyetlerin devamlı dövize bağlı olmaması için benim toprağımın, gübremin, en az toprağıma atacağım gübrenin, ilacın, tamam petrolü dışarıdan alıyoruz. Bunları yavaş yavaş bizim kendimiz üretmemiz gerekir diyor. Bunu bizim yerli olarak üretip biz burada üretimdeki maliyet artışlarımız olmasın. Onun için benim önce maliyet girdilerimin aşağıda olması lazım. Ve ben bir ürünü ekiyorum. Örneğin çeltikte 140 gün. Ve diğerlerinde 3 ay ve 5 ay gibi sürelerde ben ürünü tarlada bekliyorum ki çıksın diye. Ve ben o ürünü ektikten sonra 12 ay, ben 4 ayı da 8 ay bundan geçiniyorum diyor. Benim kazancım olması gerekir. Demin dedik ya, refah seviyesinin üste çıkartılması lazım. Onun için örneğin buğdayda yani 20 kuruş daha, bir 30 kuruş daha bir beklenti içerisinde çiftçimiz. Ben görüştüğümde böyle bir talepte bulunuyor. Doğru. Kırmızı mercimekte de yine 10 kuruş 20 kuruş bir talepte bulunuyor ama bence stratejik ürünlerde, özellikle bizim ülkemizde stratejik ürünler dediğim Türk halkının en çok beslenmiş. İşte buğday başta olmak ekmek, üzere. Sofrada, diye, bunlar da potansiyel, bu ürünleri bizim şöyle bir hesaplama yapmamız lazım. Türkiye'nin iç tüketimine kadar ben 4,5-5 milyon mülteci burada besliyorum. 40 milyona yakın turist geleceği söyleniyor. Bütün bunların hesabını yapıp bu yaptıktan sonra ben ne kadar üretmeliyim? Bir de buna ilave ne yapacaksınız? Dış satımı da ilave edeceksiniz. Dış satım potansiyelini de koyacaksınız ne kadar? Çünkü ihracatın hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki. Ona göre üretim yaptıracaksınız. Yani demin ifade ettik, çiftçiyi siz yönlendireceksiniz. Çiftçi bunu bekliyor. Yani ben diyor, Avrupa kadar eğer ben Avrupa'nın
dekar başına alınan verimliliği kavuşmam için, onlarla rekabet edebilmem için ihracat yapacaksınız ama yaptığınız ürünün bir kaliteli iki dünya fiyatlarına uygun satabilmeniz lazım. Onun için ne yapmak lazım? Maliyetleri aşağı çekmek lazım. Atılan adımlar doğrudur. Ancak demin ifade ettiğim gibi taban fiyatlarının bu olması çiftçimizi üzülmesin. Çünkü bunu devlet alacağını ve bu taban fiyatı veriyorsa son derece önemli. Kaç, daha bu iki sene öncesine kadar yoktu. Netice itibariyle Türkiye'nin bir ihtiyacı var. Bunlar çiftçimiz, ben inanıyorum ki bu ülkede yönlendirme yapılırsa ve bu desteği ekim öncesi destek, bakın ekim öncesi destek, ekim öncesi prim açıklamalar yapılırsa ve denetlenirse biz buğdayımızı 30 milyon tona çıkartırız. İhracatta cari fazla veririz. Bunu inanarak söylüyorum. Bu potansiyel ülkemizde var bizim. Çok önemli bir noktaya da değindiniz. Ekim öncesi destek açıklamaları, evet, diye Haziran'ın ortasına geldik. Ekim öncesini bıraktık, hasada geldik. Hasat ediyoruz, etmeye başladık. Ama mesela 2019 desteklemeleri hala açıklanmadı. Çiftçilerden çok fazla mesaj geliyor bize. Ne zaman açıklanacak diye. Daha önceki desteklemelerde %70'i ödendi, %30 kaldı. Onun ne zaman ödeneceği bilinmiyor. Ödenecek mi o da bilinmiyor. Yani ortada bir destekleme politikası var kağıt üzerinde ama realiteye baktığımız zaman ya da pratikte tam karşılığını bulmuyor. O da işte muhtemelen kafadaki hesapları gerçek hayatta tam oturtmuyor yerli yerine. Yani sizin dediğiniz nokta önemli. Yapılacak, atılacak adımlarla aslında çok hızlı bir şekilde yol kat edebiliriz. Ama onun için önce bir çiftçinin önünü görmesi lazım. Ama bunun önünü görmesi için de önemli, biliyor musunuz? En önemlisi. Tabii siz destek verirsiniz, çiftçiye tohum da verirsiniz. Ama vardır ya, diyor ki Allah müsaade ederse diyor ben ürününü ekerim diyor. Her şeyden önce küresel iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyor bu ülkede çiftçimiz. Bunun küresel iklim değişikliği Akdeniz havzasında olmamızdan dolayı Türkiye en çok etkilenen ülkelerin başında. Onun için bizim küresel iklim değişikliğiyle üretimi yapacak bizim ata tohumlarımız, buraya getirmek istiyorum. Hı hı. Ata tohumlarımızın dayanıklılığı ve onları ıslah ederek bizim ata tohumlarımızı, çünkü küresel iklim değişikliğinin bu olumsuz etkilerine karşı bir o paralellikte bizim savunma yapmamız lazım. Ona uygun bir çalışma içerisinde olmamız ciddi lazım. Ciddi bir ev ödevi var aslında. Ciddi olan bu. İkincisi toprağımız. Toprağımızın %80'inin üzerinde bir erozyon görülüyor. Bizim toprağımızla ilgili o toprağımızı koruyacağız. Yanlış ilaçlama, gübreleme ve sulamayla, ki bunu GAP'ta gördük. Fazla sulama tuz ve nitrat oranını artırıyor. İkincisi sularımız. Bizim bugün sularımızın %75'ini 70'e yakın tarımda kullanıyoruz. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Altını çiziyor ve denizlerimizin, yeraltı yerüstü sularımızın %70'ini 79'u kirli durumda olduğu ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Ve bugün yeraltı sularımız her sene 1 metre 1 metre azalıyor. İşte Konya'da geçen bir rakam söylendi. 330 obruk oluşmuş. O çukurlar, evet, oluşuyor. Evet, yeraltı suları çekildi. Evet, suyumuzu koruyacağız. Ormanlarımız. Yani ben orman konusunda, çünkü orman bu küresel iklim değişikliği hızla yayılıyor. Çünkü dünyada 1990'dan sonra 2 katına çıkmış. Son 4 yıla baktığımız zaman, 2018'den 4 yıla baktığımız zaman Türkiye son 1947'den sonra en çok doğal afetlerin görüldüğü olarak yıllar olarak geçiyor. Yani küresel iklim değişikliği etkilerini kendini göstermeye başladı. Bu önlem için ormansızlaşma küresel iklim değişikliğinin oluşumunda %11 civarında bir etkiye sahip. Yani biz ormanımız havayı temizlediği gibi erozyonu engellemeye çalışıyor. En önemli konulardan bir tanesi, çiftçi artık, bizim tarım nüfusumuz yaşlandı. Tüfan Bey yaşlı. Yani hep ifade ediyorum, 30 kilo 25 kilo torbayı kaldırmakta zorluk çekiyor. Onun için bizim çiftçimizin toprağında kalıp kendi aile bireylerinin, aile çiftlikleri diyoruz ya, hı hı, orada gençlerin tarım sektörüne teşvik edilmesi, özendirilmesi gerekiyor. Yarın gençlerle bu çiftçilik olacak. Ve çocuklarımız maalesef, gençlerimiz kolaycılığa kaçıyor. Hemen büyük kentlerde gidip ben eğitim göreyim diyor. Ya da ben gideyim başka bir iş yapayım diyor. Halbuki dünya nüfusunun içerisinde biz incelediğimizde, o ülkelere baktığımızda o nüfusun belli bölümü çiftçilik. %50'si bugün dünyada kırsal kesimde. Türkiye'de bir rakam vermek istiyorum. TÜİK'in açıkladığı rakam kırsal kesimde %7.7 ama Türkiye'de 2008'de 2012'de biliyorsunuz bir yasa değişti. Evet, mahalleler, evet, şehire geçti. Şu an kaça indi biliyor musunuz? Bu şekilde hesaplamalarımız dahil %22 kırsalda kaldı. %78 kentlerde yaşıyor. Yani köy, son derece köyler düşündürücü. Mahalle oldu ama aslında hala... Bu son derece köyler... düşündürücü. Yani bunlar bizim tarımımızın çok önemli sorunları. Artık ben diyorum ki bu sorunları, şöyle bunu söyleyeyim. Bütün paydaşlar bir araya geleceğiz. Hı hı.
gelinecek. Ve bu paydaşlar önce bir koordinasyon oluşturacak ve soruna çözüm bulmak için de bir konsensüs oluşturup bizim var ya koşarak böyle gitmemiz lazım, koşarak. Çok sağ olun, teşekkür ederim öneriniz için. Süremizin sonuna gelmişiz. Evet, benim süreyi açtık diyor ama hakikaten çok başlık var konuşacak. Ama en azından şöyle bir özet yapmış olduk sizin vesilenizle. Katkınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le birlikte hububat ve bakliyattan başlayarak aslında tarımın geneliyle ilgili bazı tespitlerde bulunmaya çalıştık. Bulunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.